Evet, öncelikle merhabalar. Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Şimdi tabii bilmiyorum. Benimle buluşmalar olduğu zaman genellikle şöyle bir hisse kapılıyorum. Bana daha çok oyunculuk üzerine sorular sormak istiyorlar. Kafalarında meraklar var. Dizinin sonu ne olacak? Böyle, ama ben o tarz bir adam değilim. Tabii onu da konuşuruz. Yani onun mesela, ama bir oyunculuk üslubum var mesela, değil mi? Türkiye'dekilere göre farklı buluyorum kendimi. O oyunculuk üslubum nereden öyle icap ediyor? Beni izleyen var mı içinizde? Yani televizyon var. Evet. Ben bu tarafta da var. Evet, tamam. Ben, tamam. Şimdi ben mesela oyunculuk üslubumdaki farkı fark ediyor musunuz? Yoksa fark etmiyor musunuz? Canım, her karakter. Ha, iyi oynuyor filan diyebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Onu demiyorum. Yani ne fark var bende? Ya mesela ben İstanbul'u gelindeki kişi başka, camdaki kızdaki kişi farklı kişiler görüyorum. Evet, ama şimdi o yavaş yavaş başladı bu. Yani mesela Salih bilmem kulüpte farklı bir rol oynuyordu. Şimdi farklı bir şey oynuyor, değil mi? Tabii. Daha önce çok benzer oynuyordu. Mesela İstanbul'u gelinde de vardı. Hatta belki İstanbullu geline kadar Salih'in oynadığı roller birbirine benziyordu sanki, değil mi? Hatırla sevgili film. Ama sonra onda da bir değişme oldu. O da farklı oynuyor şimdi. Yani daha önce oyuncularda farklı oynamak eğilimi var mıydı, yok muydu acaba? Yeşilçam dönemi, Yeşilçam sonu, Yeşilçam sonunun Türk sinemasına yansımaları filan hatırlıyor musunuz? Böyle bir geçişler var mı yani kafanıza? O nereden nereye geldik filan gibisinden. Yeşilçam filmi izleyen var mı aranızda? Evet. Herkesin tamam. Hala çok severek tekrar izliyoruz. Evet. Peki mesela en sevdiğiniz Yeşilçam filmi ne olabilir? Öyle bir şey sorabilir miyim? Hababam sınıfı. Ben Emel Sen'in kaçırıldığı bir şey var. Mavi boncuk. Evet, çatıda saklıyorlar. Mavi boncuk. Peki mesela mavi boncuk belki iyi bir örnek. Mavi boncuk mesela bugünün insanıyla ne kadar benzer, ne kadar değil? O kadar safetimiz yok. O kadar safetimiz, orada hiçbir maddi şey yok aslında. Evet. Tamamıyla duyguyla alakalı bir şey var orada. Yani maddi hiçbir şey yok. Peki duyguyla alakalı olmayan Yeşilçam filmi var mı? Mafya filmi. Yok gibi yani. Yok, çoğunluğu neredeyse. Evet, hepsi duyguyla alakalı. Ama bu nasıl bir duygu, ben mesela çözemiyordum çocukken bile. İsmail'e serileri, Ailen Açtıran'ı, işte Eski Şener Şener, Metin Akpınar, Zeytin, o dönemler muhteşem. De ben yaş hepsinden çok büyüğüm, 53 yaşındayım. Hepsi benim çocuğum yaşında, o dönem çok iyiydiği için. Tamam, daha işte bilir kişi var burada bir tane çoğuma satıyor. Daha rahat konuşuyorum. Ben mesela Yeşilçam filmlerine hoşlanmıyordum çocukken. Tabii ben de işte 35 yaşında filanım. Ama yani Amerikan sineması çok etkiliydi, İtalyan sineması çok etkiliydi. Neden acaba Yeşilçam sinemasında hoşlanmıyordum? Konular çok tekrar olduğu için. Evet, bir tanesi o mesela. Mesela Amerikan sinemasına baktığımda, tabii o zamanlar bir felsefeyle falan bakmıyordum bu işe. Yani sadece gözüm, işitmem, beş duyu organımla filme bakıyorum. Kendi yaşantımızı, yani kendi ailem. Ailemi pek düşünmüyordum herhalde. Etrafımı düşünüyordum daha çok. Yani arkadaşlarım, eşim, dostum. Sokaktaki hayat, okuldaki hayat bilmem ne filan. Pek Yeşilçam filmleriyle onlar arasında bağ kuramıyordum yani. Bir tane var sanki, Ayan Işın Fenerbahçe. Hangisi o? Ayan Işın Fenerbahçe. Genelde konu bir belki. Aile ve aşk. Fakir olan, evet. Zengin kız. Evet, yani aşk. Hayatı pek yansıtmıyor gibi geliyordu bana. Çünkü yani kurgusal olarak mesela Amerikan sinemasında şöyle bir laf var. Deniyor ki Amerika'yı Amerika yapan Hollywood'dur. Ne demek bu? Hollywood Amerika kavramı. Yani
Rüyalar Ülkesi Amerika'yı hem tanıtıyor hem kendi içinde de yaygın eğitim denilen sistemi oluşturuyor. Yani onlara moral veriyor, yaratıcı ol diyor, efendim birlik ol diyor. Çünkü farklı farklı şeyler değil mi? Bu kadar da göçmenle kurmuş. Yani feodal dönemi yaşamamış bir ülke Amerika. Direkt oradan Avrupa'dan göç edenlerin kurduğu bir ülke. Dolayısıyla o feodal dönemden gelen alışkanlıkları farklı farklı kültürler olduğu için orada birleşmek zorundalar. Ve direkt kapitalist sisteme girmiş durumdalar. Farklı bir kimlik arayışı var, farklı bir tanıtım var kendilerine. Mesela böyle hani bugün biz mesela ayırıyoruz sanat filmi, efendim bir magazin bilmem şu bu filan diyor. O zaman öyle bir şey yoktu benim hatırladığım. Yani işte çok ünlü bir yönetmenin hem komik hem trajik filmleri de olabiliyordu değil mi? Hem de çok basit böyle bir takım etik değerler oluşturan filmler olabiliyordu. Mesela Berlusconi'nin asistanı olan bir çocuk bir film yapmıştı. İşte bir okulda geçiyor. Şişman çocuklar var. Fakat bu şişman çocuklar bir türlü diğer zayıf çocuklarla irtibat kuramıyorlar. Zayıf çocukların kız arkadaşları var. İşte çok iyi basket oynuyorlar. Çok iyi futbol oynuyorlar. Popülerler filan. Şişman çocuklarla herkes dalga geçiyor filan. Sonra bunlar zayıf ve yakışıklı çocukların olduğu bir futbol takımına müsabaka teklif ediyorlar. Onlar da dalga geçerek bunu kabul ediyorlar. Ve maç oluyor. Tabii 10-0 falan yeniliyor bunlar. Bizim şişmanlar. Ve müthiş moralleri bozuluyor. O sırada bunu izleyen bir beden eğitimi hocası bunların yanına gidiyor ve sizinle ilgileneceğim diyor. Onlarla uzun süre bir çalışma yapıyor. Biraz işte paslaşma, teknik, kilo verme, vücutları geliştirme filan üzerine. Ama bunlar gece gündüz çalışıyorlar bu çocuklar. Çalışmak orada çok ön plana geçiyor. Sonra yine maç teklif ediyorlar. Maç yapılınca da işte 5-2 mi ne filan öyle yeniyorlar mesela şeyi, öbür takımı. Öbür takım şaşkınlık içerisinde kalıyor. Ama bu ne diyor Amerikan rüyasına? Yapabilirsin. İstersen yapabilirsin. Böyle bir mesaj vermiş oluyor değil mi? Buna benzer siz de görmüşsünüzdür. Çok çok film var. Yani Amerika'yı Amerika Hollywood yaptı denirken, yani Hollywood Amerika'yı Amerika yaptı derken hiç kültürde böyle bir özendiricilik kuruyor. Dış kültürde de Amerika büyük ülkedir, her işi yönetir mesajı veriyor. Değil mi? Yaptığı ve dışarıya satılan, yani bugün sanat filmi dediğimiz, o zaman sanat filmi demiyorduk, hepsine sinema diyorduk yani. Yani Pekin'de 55 gün mesela sanat filmi mi, piyasa filmi mi? Değil mi? Efendim, daha bir sürü var buna benzer yani. İşte, yani çok isim geliyor aklıma. Hatırlamayabilirsiniz, hepsini saymama gerek yok. Ama şöyle bir döküm yapsak, işte bir kitap var mesela Türkiye'de çıkan, Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film diye, çok iyi bir kitap. Yani şimdi mesela Nuri Bilge'nin filmleri bizde ayrı bir anlam taşıyor, efendim başka bir yönetmenin filmleri ayrı bir anlam taşıyormuş gibi. Böyle bir ayrım yok Amerikan sinemasında. Mesela Fransız sineması belki biraz daha ağır falan gibi görünüyordu. Hani ağır olana da sanat filmi deniyordu. Bunun hiç alakası yok. Bir şey ağır ve patetikse o zaman sanat olması mı gerekiyor yani illa? Sanat öyle mi olması lazım? Bizde sanki öyleymiş gibi anlaşılıyor. Sekanslar uzun tutulursa, yavaş yavaş döner bakarsa, uzun uzun kalırsa değil mi öyle? O zaman sanat filmi olmuş oluyor. Böyle böyle yaparsa o piyasa filmi oluyor. Şimdi bunlar hep yanlış algılar. Ve bu algılar çok enteresan ki hep üst üste konmuş tuğla gibi ve bugüne gelmişiz. Türkiye'yi de Türkiye yapan unsurlardan bir tanesi Türk sineması. Çok olumlu bir şekilde. Mi?
Mesela bir film görmüştüm. Konservatuvarda öğrenciydim. Galiba Cüneyt Arkın tamirciyi oynuyordu. İşte Hülya Koçyiğit ya da Filiz Akın Zenginay Hulusi Kentmen'in kızını oynuyordu. Efendim Hulusi Kentmen'in aile dostları işte Vahi Öz'ün oğlunu da Önder Somer oynuyordu. Hı. Önder Somer Amerika'da okumuş. Yakışıklı. Evet falan böyle ama sürekli sürekli takım elbise giyiyor. Puanti, saçlar bir yantilli, sarışın. Puantiyeli fular takıyor. Sürekli parti veriyor ve hep böyle şöyle çıstak çıstak bir hali var. Çaça filan yapıyor. Bütün kızlar buna bayılıyor ama hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bir tek bizim kızla ilgileniyor. Ve aileler birleşecek onlar evlenirlerse. İşte servet de paylaşılmış olacak filan. Ama kızın gözü Cüneyt Arkın'da. O da o kirpas içinde elinde vida filan tamirat yapıyor. Tabii tesadüfen tanışıyorlar. Yani kız bir gün arabasını oraya tamire götürüyor filan. Aksi bir adam o. O aksi adamla kız aralarında bir münakaşa çıkıyor. Orada hani şeyden münakaşadan aşk, büyük bir aşk doğuyor filan. Fakat bu Önder Somer bu kızı bırakmıyor ki ikide bir tiyatroya götürüyor. Yani hadi pavyona filan götürse ne hissedeceğim de tiyatroya götürüyor. Ne kadar alçak değil mi? Şimdi buraya kadar baktığınız zaman sanki Türk sinemasının Marksist bir eğilim gösterdiğini zannedebilirsiniz. Proletarya diktatörlüğünü destekliyormuş gibi. Değil. Tam tersini yapıyor aslında. Yani kültürel anlamda yaşamın içini boşaltıyor bir şekilde. Değil mi? Ve bir şekilde düşman yaratıyor. Biz hep böyle düşmanlar gördük Türk sinemasında değil mi? Birisi düşman. Evet doğru. Ve bizde de etik olarak bu yerleşti. Bir şeyi beğenmediğimiz zaman mutlaka bir düşman seçiyoruz. Neden beğenmediğimizi açıklayamıyoruz. Uzun uzun bunun mesela yapılışındaki hataları, düşünce biçimindeki hataları değil de birilerini suçlamayı tercih ediyoruz. Bana zaten o öyle yapar filan diyoruz değil mi? Ondan zaten ne beklenirdi filan diyoruz. Biz de yani suçlamaya ortak olarak kendimizi dahiyane bir yapıda olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz belki de. Efendim telif hakları kanunu konuşulduğu zaman telif hakları kanunun içini cicini konuşuyoruz. Ama telif hakkı kanununun esas adı fikri mülkiyet kanunudur. Fikir olmazsa kanununa ihtiyaç var mı? Ama biz fikir üretemiyoruz. Öyle mi değil mi? Yani fikir üreten kurumları istisnai buluyorum. Ama bunlar böyle olabildiğince ülke sattığına yayılmış ve çok fazla kurumlar değil. Genelde iletişim kopukluğu bile yaşıyoruz değil mi? Algı yönetimi var. İşte ne bileyim siyaha siyah dediğimiz zaman birisi hayır bence o kırmızı dediğinde aman tartışmayayım olabilir falan deyip geçmeyi tercih ediyoruz. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? O zaman doğru nerede? Doğru yok. Herkesin doğru. Evet. Özgürlüğün bir matematiği olması lazım. Yani hayatta doğrular da vardır. Tarif edilebilir doğrular vardır değil mi? Ama biz bu laflara çabuk kanıyoruz. Herkesin doğrusu vardır. Kendine doğru. Bütün insanlar, her insan bak baş parmağına, hepsinin baş parmağı farklı. Bu ne demek? Bütün insanlar birbirinden farklıdır. Evet. Fresco diye bir adam çıkıyor. Hayır, bütün insanlar birbirine benzer diyor. Bütün insanlar farklıdır demek kadar aptalca bir şey olamaz diyor. Biliyor musunuz Fresco'yu? 107 yaşında ölen bir fütürist. Ve işte daha adam 107 yaşına kadar da Amerikan bilim kurgu filmlerinin hepsinin set dizaynını yapan kişi. Yani o da mimar kökenli herhalde değil mi? Şimdi Fresco herhalde 107 yaşında olduğu için biraz kafa gitmişti herhalde. Öyle mi diyeceğiz? Biz olsak bu nedir? Zekamız var ya. Çok zekiyiz ve durumu çözdük.
E canım işte adam da 100 yaşındaymış. Müthiş bir zeka, müthiş bir parlaklık. Sonuç? Ürün nerede? Yok. Peki bu muhabbetten ne kazandık? Sıfır. Bunu söyleyen kimse o aman ne zeki bir çocuk bak burada puan kazandı havası oldu değil mi? Evet yani şey bir toplumuz, iyi niyetli bir toplumuz değil mi? Gökhan Bey'e getirirsen. İyi niyetli çocuklar. Aziz Nesin'le iyi ahbaplığımız vardı. O Türk milleti aptaldır dediği zaman çok kızıyordum. Çünkü hiçbir topluma böyle bir yakıştırma yapılacağını, yapılmasını doğru bulmuyorum. O zaman bütün ülkeleri genelleyebiliriz değil mi? Şu Almanlar şudur, İtalyanlar budur, Fransızlar budur filan diye. Ben aksine bu coğrafyada yaşayan insanların çok yaratıcı olacaklarını düşünüyorum. Olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu olanaklara sahipler. Çünkü bu çeşitlilik multidisipliner bir kültür imkanı da yaratıyor. Ama bu yaratıcılık olmuyorsa burada sebep ne diye düşünüyorum. Mesela sanat ne demek? Sanat ne demek? Hadi sanat ne demeyi boş ver. Dram acıklı demek değil mi? Değil mi? Dram acıklı demek. Durum demek değil mi aslında? Nereden şimdi çıktı bu? Biz durumu anlatalım. Biz acıklı diyebiliyoruz. Çünkü bize öyle öğretildi aslında ama dram dediğimiz şey aslında bir durumu temsil ediyor. Bunu nereden duymuş olabilirsin? Ben sizin konuşmanızı. Evet. Evet. Şimdi bakın ne kadar farklı bir şey değil mi? Dram diyeceğim delik var. Biz mesela diyoruz ki Kardak Adaları işgal edildiği zaman Ertuğrul Özkök, benim çocukluk arkadaşım, Hürriyet Gazetesi'ne manşet atıyor. Kardak Adaları'nda dramatik durum diye. Yani durum durum demiş oluyor. İkisi de durum çünkü. Ertuğrul da Türkiye'nin entelektüel adamlarından biri. Seveni var, sevmeyeni var filan. Şimdi mesela Avrupa Birliği uyum yasaları gündeme geldiğinde İstanbul Teknik Üniversitesi uyum yasaları üzerine bir platform görüşmesi açtı. İşte hukuk dalında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi görüş belirtiyor. İşte siyaset dalında filan herkes bir şey diyor. Kültür dalında da benim konuşmamı istediler. O zaman Ankara'da oturuyordum ve geldim. Dekan hanım havaalanından araba gönderdi, aldırttı. Ve arabadan ineceğim zaman üniversiteye de girdim. Orada bekliyormuş. Yani o zaman cep telefonu da yoktu. Ama nasıl, onu hala merak ederim. Nasıl orada o anda belirdi diye. Ve kapıyı açtı bana. Ben de dekan olduğunu da bilmiyorum. Estağfurullah ne oluyor filan dedim. Dedi ki benim o zaman Ankara Radyosu'nda gecenin içinden programda haftada bir programım vardı işte böyle orada mısınız diyordum. Carmine Burana ile başlıyor. Dedi ki hocam ben sizin dedi perşembe gecelerim, cuma gecelerim neydi programınızı dinleyerek doktora tezimi yazmıştım dedi o zaman dedi. Şimdi profesör tabii. Çok memnun oldum dedim. Sonra çıktım sıra bana geldi ve kültür konusunda konuşma yaptım. Avrupa yani Rönesans görmüş toplumların kültürü nasıl algıladığını, bizimse kültürü nasıl algıladığımızı anlattım. Döndüm geldim, yanında oturdum. Yanında bana yer ayırmıştı. Yanında oturunca böyle bir müddet düşündü filan. Sonra yavaşça kulağıma eğildi. Hocam sizin asıl mesleğiniz neydi dedi. Asıl mesleğiniz. Ben de bir oyuncunun böyle konuşması beklenemez herhalde diye düşündü de bir an aklımdan geçti ve ona oyuncu dedim. O da ne dedi biliyor musunuz? Estağfurullah dedi. Bu noktadayız yani. Ya da şey derler ya, nereli sisi var, olsun. Olsun. İstanbul duymak istiyorlar mı? Evet. Olsun. Onun için sadece tiyatroya gitmek, konsere gitmekle bu kültür oturdu diyemeyiz. Tabii. Bu kültürü anlamadık biz. İyi niyetliyiz yani.
Ama anlamadan anlamış gibi yapıyoruz. Dolayısıyla anlamamaktan ötürü de çok şey kaybediyoruz. Mesela sanat kavramını resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık, sinema, fotoğraf, spor yapan kişilere ait zannediyoruz. Ve bunu yapmayan kişiler sanatla ilgisi olamaz diyoruz. E şimdi bir üniversiteye gidiyorum, 700 kişilik bir amfide, işte 10 dakika konuştuktan sonra interaktif bir konuşmaya geçiyoruz. Söylediklerimle ilgili görüş belirtmek isteyen var mı diyorum. El kalkıyor bir sürü. Buyurun diyorum. Her söz verdiğim, hocam ben de aslında oyuncu olmak istiyordum, ailem izin vermedi. Çok sevdiğim bir şey için izin alınmamalı bence. Yani ama bilmem. Şimdi bu bütün bu oyuncu olmak isteyenler oyuncu olsaydı Türkiye'de herkes sanatçı olacaktı o zaman. Tabii mi? Abi bir şey soracağım. Mesela şöyle bir şey var. Sadece güzel diye ya da çok yakışıklı diye başrol oynuyorlar. Benim ağrıma gidiyor. İşte şimdi yani bu kültürün oturmamasından. Şimdi İngiliz sinemasında böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir şey yok. Oyunculuk var değil mi? Sadece güzel diye. Hı. Ya o şimdi orada bir Shakespeare kültürü var. İster misiniz? Bazı bir şey isterim. Yani bir de demokrasi kültürü var. Mesela hukuk diye, Magna Carta diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Sözlü hukuk. Yani herkes buna uyuyor. Mesela öyle komik şeyler oluyor. Siz bugün gidip Londra'da oturduğunuz evde yandaki komşunuza kızarsanız, mahalle karakoluna gidip yandaki komşu ok atma talibine gitmiyor derseniz, karakol gidip adam hakkında soruşturma yapabiliyor biliyor musunuz? Çünkü ok atma talimi şeyden kalkmamış, yürürlükten kalkmamış. Kaçıncı yüzyıldan kaldıysa kalmış yani. Dolayısıyla böyle bir yaşam anlayışı kültürü var ve bu kültürün devamlılığı var. Şimdi bizde bir de her siyaset değişinde bir şey değişiyor yani değil mi? O zaman Türk sineması da Hollywood'un Amerika'yı Amerika yapması gibi Türkiye'yi yapamadı. Hatta belki de aman uyumlu olun, fazla ses çıkartmayın, vaziyeti idare edin gibi bir duruma dönüştü. Fazla tiyatroya da gitmeyin. Değil mi? Böyle gibisinden bir şey oluştu yani. Yani hayatta insanların nasıl bir gelişme göstermesi gerektiği konusunda özendirici film sayısını çok bulmuyor. Var, mutlaka var. Peki bu Netflix, Blue TV ve işte Disney gibi kanalların açılması, sinemaya gitmeye, tiyatroya gitmeye, İnsanlar biraz tembelliği alıştırması konusunda. Tabii ki yani pandemi döneminde zaten insanlar eve kapandı. Mesela o dönemde efendim dijital tiyatro yani tiyatrolar, oyunlar dijitalde yayınlansın mı yayınlanmasın mı diye oyuncular arasında büyük bir şey çıktı. Tartışma çıktı. Tabii. Şimdi sinema zaten drama. Yani tiyatronun da sinemanın da özü drama. Yani acıklı olan. Değil. Durum yani. Değil mi? Sinemanın da özü, resmin de özü o. Yazının da özü o. Değil mi? Adam niye yazı yazıyor? Kendi düşüncesini, buna iç dramatik aksiyon diyoruz. Onu anlatmak için yazı yazıyor. Niye sonra resme dönüşüyor? Konuşması olmadığı için daha çok anlar. Niye taklit yapıyor? Gene bir şeyi anlatmak istiyor. Av mav işte ne yapıyorsa. Dolayısıyla insan iletişim kurmak istiyor birbiriyle. Hatta kendi deneyimlediği şeyleri de başkaları paylaşmak istiyor. Paylaşır da o da gelişirse kendi hayatının da gelişeceğini düşünüyor çünkü değil mi? Paylaşır, bu gelişirse benim yerimi alır, onun için ben onu öldüreyim demiyor. Ben onu yok edeyim demiyor, onu başarısızlığa mahkum edeyim ya da onu kıskanayım demiyor. Aksine o da gelişsin istiyor. Şimdi esasında sanat kavramı bu biliyor musunuz? Sanatı tarif edin dediğim zaman baktım çok çaresiz bir halde gördüm sizi. Onun için dramaya çevirdim işi. Her şeyin kökünde drama var esasında. Ama sanat da insan var olduğu zamandan beri var. Çünkü o zaman insanlar bir beyinleri olduğunu bilmiyorlardı.
Yani bir şey görüyor, düşünüyor, algılıyor. Böyle bulanık resimler kafasında bir şeyler oluşturuyor. Şimşek çakıyor. Onu böyle birilerinin gazabına uğradığını zannediyor. Saklanıyor, korkuyor, ödü patlıyor. Belki saklandığı yerden 3 gün çıkmıyor falan, değil mi? Hava açıyor, güneş çıkıyor, hala çıkmıyor. Belki ne olur ne olmaz falan diye. Sonra artık bir müddet sonra çıkmak zorunda kalıyor. Acıkıyor, macıkıyor falan, belki bir takım ihtiyacı oluyor. Bir çıkıyor, işte birkaç gün hava güzel ya da birkaç ay. Sonra aniden gene şimşek patlıyor. Gene saklanıyor, o yüzden biraz daha yarım yamalak saklanıyor belki. Bir müddet sonra aman diyor ya, bıçak patlarsa patlasın ne olacak diyor falan. Bu bir deneyim. Bu deneyimden sonra hagala hugala diyerek kendi çocuklarına o şimşekten o kadar korkmayın anlatıyor mesela. Oysa o onun korktuğunun binde biri kadar küçük bir korkuyla bakıyor şimşeğe. Onun çocukları daha az, böyle hiç korkmuyor filan mesela. Ama sonunda da Benjamin Franklin diye bir adam çıkıyor, oradan elektrik keşfine yöneliyor. Hatta bilim kitaplarına göre Benjamin Franklin de bunun beyninin marifeti olduğunu pek anlamamıştır diyorlar. Çünkü beyin bilimi keşfedilmemiş o zaman. Beyin soğuk bir organ. Beslendikçe gelişir diye düşünmüyoruz o zaman. Beynin yani kendi kendine bir şeyler ürettiğini zannediyoruz. Kendi kendine düşünür. Yani bir beynin olduğunu anladığı zaman insan o beynin hani kendi kendine ona bir şey, ama kalp daha iyi anlıyor her şeyi, değil mi? Kalp bir numara değil. Kalp bir pompa olduğunu bugün anladık. Ama o zaman her şeyin kalpten geldiğini zannediyorduk. Bugün kendi alanında çok tanınmış kalp cerrahları ve kalbin pompa olduğunu söylüyorlar. Beyin cerrahları da duygunun, his dediğimiz şeyin, rüyanın, ruhun hepsinin kaynağının beyin olduğunu söylüyorlar. Ama biz beyin olduğuna inanmak istemiyoruz. Çünkü eğer inanırsak beyni beslememiz lazım. Bu da büyük bir zahmet, değil mi? Kalbimi kırdın, beynimi kırdın diyor mu? Kalbimi kırdın, beynimi kırdın. Beynimi allak bullak ettin diyebiliriz ama. Orada beyin de diyor, kafamı diyoruz, değil mi? Kafamı allak bullak ettin diyoruz. İşte yani Atatürk'ün bir dahi olduğunu burada ben tekrar keşfettiğimi düşünüyorum belli zaman içerisinde. Çünkü öyle bu sanatla ilgili öyle sözler söylemiş ki hakikaten anahtar sözler bunlar. Yani felsefe açısından da anahtar. Ama biz tabii felsefe açısından bakmamışız bunlara. Hani büyüklerin çocuklara verdiği nasihat gibi gelmiş, değil mi? İşte onu öyle yapma, yaparsan bilmem ne olur filan der ya böyle birisi. Onu da öyle basit bir söz zannetmişiz. Değil. Şimdi Dan Brown diye bir adam çıkıyor, Da Vinci şifresi diye. Oturuyor İsa'nın son akşam yemeğini, Da Vinci'nin. İnceliyor. Bir sürü adam ona gidiyor müzede bakıyor. Halka oluyor, kuyruk oluyor, sıraya giriyor. Birinci grup ayrılıyor, ikinci grup geliyor, o bakıyor filan. Ha birisi anlıyor, birisi anlamıyor. Birisi yapar, bir de arada mesela bir teoloji profesörü varsa ya bu kırmızı gömlekli adam esasında o gün masada yoktu diyor filan. Ha yok muydu filan diyor yanındaki dostu. Evet yoktu filan diyor. E niye yapmış bu adam? Dan Brown diyor ki bu adam casus. Orada bulunmuş nedeni de şu diyor filan. Oturmuş oradan bir senaryo çıkarmış. Yani drama yaratmış, değil mi? Resimden bir drama yaratmış. Şimdi biz Michelangelo Leonardo Vinci'nin İsa'nın son akşam yemeği dramatik bir resimdir dediğimiz zaman evet çok haksız. Ben de baktığım zaman çok üzülmüştüm diyebiliriz. Ne kadar anlaşıyoruz, değil mi? Müthiş bir anlaşma. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Şimdi konuşmuyoruz. Mesela uluslararası bir çalışmada böyle bir şey söylerseniz karşı taraf sizin dramayı bildiğiniz zannediyor. Evet der yani. Siz de onunla aynı şeyi anladınız. Ama biraz ikinci, üçüncü adıma geçtiğiniz zaman konuşmanız çıkmaza girer. Devam edemezsiniz. Çünkü onun baştaki dramatik kelimesini sizin de bildiğinizi zannederek okey dediği şey
Bir müddet sonra derinlik kazanmaya başladığı zaman o okey havada kalır. O zaman mesela Da Vinci'nin zamanında bir insana sanatçı demek söz konusu değildi. Çünkü sanatçı diye bir meslek yok. Var mı sanatçı diye bir meslek? Sanatçı diye bir meslek yoksa sanatçı ne demek? Mühendis. Evet. O zaman mühendisti. Mesela bugün bizim birçok arkadaşımız mühendisliği sanat olarak kabul etmez. Çünkü altı ana sanatların içine girmiyor diye düşünür. Peki tasarım mesela altı ana sanatların içine giriyor mu? Girmiyor. Tasarım deyince çünkü tabela yapan adam anlaşılıyor bizde, değil mi? Ama tasarım kocaman bir laf ya. Tasarım. Her şeyin kökünde olması gereken şey, değil mi? Tasarım. Ama bugün kendini çok seven bir ressam arkadaşımıza tasarım sanat mıdır abi desen, değildir der. Neye dayanarak diyor? Neye dayanarak? Belki daha genel kaldığı için olabilir. Resim, müzik. Hayır, kendi egosu kırılmasın diye söylüyorum. Değil mi? Evet, çok iyi niyet. Tebrik ederim. İyi niyetli olmak da yararlı. İyi niyetli olup da Aziz Nesin'in dediği gibi olmamak lazım yalnız. Hem iyi niyetli hem de anlam yüklü olmak lazım. Yani iyi niyetli olmanın illa çünkü istismar edilmeye açık bir şey olması söz konusu değil. Değil mi? İyi niyeti iyi, o zaman iyi niyetli olmayayım filan. Bunu mu tercih etmemiz lazım? Değil. Neye göre iyi niyetlisin, neye göre değilsin, değil mi? Bunun da bir felsefesi olması lazım. Ben iyi niyetliyim. Nasıl iyi niyet? İşte beni öyle yaratmış Allah. Tamam o zaman, öyle kal. Şimdi proje, mesela proje yapmak ne demek? Proje yapmak sanat demek. Çünkü yani sanat 16. yüzyılda idealist bir profesör var. İsmi Schelling. Schelling diyor ki sanat teori ve pratiği birlikte gerçekleştirilmiş. Alman profesör. Filozof. Müthiş açıklayıcı bir şey bu. Teori ve pratiğin birlikte gerçekleştirilmesi. Peki teori ne? Teori nasıl oluşuyor? Henüz bilimden söz etmiyor kimse bakın. Her şey sanat o zaman. Çünkü bugün biliyoruz ki beynin sağ lobu sanat aktivitesi gerçekleştiriyor. Sol lob, daha çok genel konuşuyorum, analitik. Cerebellum dediğimiz beyincik, beş duyu organıyla algıladığımız ve kendiliğinden yapılan kayıtların süzülüp geçtiği yer, dolayısıyla altıncı duyunun oluştuğu yer. Yani hisleriniz çok kuvvetli hocam dediği zaman birisi, evet diyorsak o evetin kaynağı cerebellum. Ama biz onu hani kalpten geldiğini filan zannediyoruz, değil mi? Hislerimiz kuvvetli deyince. Şimdi kalp nasıl kayıt mı yapıyor? Mesela beyin ilk insan bunu bilmiyordu. Aristoteles de bilmiyordu. Platon da bilmiyordu yani. Değil mi? Bir beyni olduğunu ve beynin kendi kendine kayıt yaptığını bilmiyordu. Leonardo da Vinci de bilmiyordu muhtemelen. Ama bir beyin olduğunu belki o zaman düşünmüşlerdi. Beynin bu kadar çok olanakları olan bir yapısı olduğunu belki düşünmemiş. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler vardı. Abi insan beyni muhteşem bir şeymiş ya. Bir gün keşfedilirse yani yapamayacağı şey yokmuş filan. Sizin çocukluğunuzda da böyle söyleyen oldu mu hiç? Hiç böyle muhabbetler geçti mi arkadaşlarınız arasında? Tabii ki geliyor cümleler mutlaka. Değil mi? Çaltımızda yer cümleler gibi. Ya da beynini iyi kullan. Ha, beynini iyi kullan. Nasıl kullanacağım beynimi iyi? Beynin ama nasıl bir şey olduğunu bilmem lazım, değil mi? Şimdi nezle olduğumuz zaman ya da grip olduğumuz zaman ben mesela bunu çok geç öğrendim. Öksürüğümün bile kaynağı nefes sistemiymiş, değil mi?
Demek ki nefes. Peki birisi de çıktı bir gün dedi ki efendim bağırsaklar ikinci beyin. Hadi bakalım ya. Bu beyin bir dediğim bir şey. Hani soğuk diyorduk, kalp sıcak diyorduk. Onun için kalp daha iyiydi. Ama soğuk dediğimiz beyin biraz objektif bir yapı yansıtıyordu değil mi? Filan böyle şey genel bir atmosferden bakıyorum. Ama bağırsak da böyle yani lüzumsuz bir yer yani. Beyinle bağırsağın ne alakası var filan? Her şeyin birbiriyle alakalı olduğunu adım adım öğreniyoruz. Entegre. Entegre, evet. Yani multidisiplin ya da holistik bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini adım adım öğreniyoruz. O zaman bugüne kadar düzenlediğimiz festivallerin, bugüne kadar yaptığımız projelerin şöyle bir geriye dönüp üstünden geçecek olursak, bu algıyı elde ettikten sonra bakacağımız, merhaba. Bakış açımızın onları eleştirebileceğini göreceksiniz. Bu algıyla baktığınız zaman. Yani eleştiriyi de bu algıyla yapmamız gerekiyor çünkü değil mi? Şimdi eleştiri dediğimiz zaman biz yergi anlıyoruz. Yergi. Çünkü hep düşman yaratarak kendimize var olmayı tercih etmişiz. Ve üstünlüğümüzü ancak başkasının ne kadar yetersiz olduğunu söyleyip deklare edip bunu İddialı bir şekilde hele dostumuzun beynini yiyerek değil mi ona kabul ettirebilirsek onu da oraya düşman yapabilirsek eğer zaten orada 5-0 kazanmış oluyoruz maçı. Ama durum o değil. Durum mesela durum kavramını bilmemek de bize zarar veriyor. Çünkü durumlarla çok ilgilenmiyoruz değil mi? Genel bakıyoruz. Halbuki durum yani bir proje yaparken de orada nasıl yaşayacak? Yani bir inşaat projesi, bir mimarlık projesinde dramatik aksiyon vardır. Çünkü orada bir senaryo yazmanız lazım değil mi? O senaryo bu evin içinde geçecek. İşte o dramatik aksiyon. Çok acıklı bir durum yani. Şimdi uluslararası alanda dramatik dediğiniz zaman böyle anlaşılıyor. What is the dramatic action of this house falan diye konuşabilirsiniz. Öyle diyor. Pardon diyeceğiz değil mi? Acıklı mı olacak ya burası şey mi? Frankenstein'in evi mi olacak falan diye. Yani bakın burada kavramlar arasında çelişki çıkıyor değil mi? Anlaşamama çıkıyor. Öbürü bu sefer derse ki ya sen kardeşim drama kelimesini bilmiyor musun? Kardeşim ben Türk'üm. Sen İngilizsin. Aramızda kültür farkı var. Der mi? Diyebilir mi? Demeli mi? Dememeli. Değil mi? Ama diyen de çıkar herhalde. Vallahi biz dramayı acıklı olarak biliyoruz kardeşim. Senin nasıl bildiğin beni ilgilendirmez. Bize böyle öğretilmiş. Değil mi? Halbuki bunu öyle bilmemek müthiş bir kayıp sağlıyor. Kayıba neden oluyor. Çünkü düşünme sistematiğinde algoritmalar doğru yerlerden geçmiyor. Algoritmalar doğru yerlerden geçmediği için ha yine ortaya bir şey çıkıyor, bir product, bir ürün çıkıyor. Ama mesela Netflix'te de yazıyor. He? Dram, komedi. İşte nerede yazıyor? Sinemaların başında, kapağında yazıyor dram, komedi. Netflix'te yazmaz. Yazıyor. Gerçekten. Netflix'te dram yazan acıklı değildir. Hayır, onların yazdığı şey. Dram ne demek? Şimdi bakayım. Komedi. Durumun komik hali, değil mi? Komedi. Durumun acıklı hali. Peki durumun komik ya da acıklı olmayan hali yok mudur? Şu anda mesela hangisi? Şu anda biz komik bir durumda mıyız? Değil. Acıklı bir durumda mıyız? Peki bunun bir adı yok mu? Burada iç aksiyon da var, dış aksiyon da var, değil mi? Şimdi ben konuşuyorum. Ben konuşurken böyle bir takım hareketler de yapıyorum. Bacak bacak üstüne atıyor, bacak ama yanımda da yapıyor mesela. Arada bir bacak bacak üstüne atıyor. Ama çok benim kadar çok aksiyon göstermiyorsunuz belki. Beden dış aksiyon göstermiyorsunuz. Ama iç aksiyonunuzda bakıyorum gözlerinize tek tek. Beni dinliyorsunuz. Beni dinlediğinizi anlıyorum. Dinlemeyen varsa onu da anlıyorum. O zaman ben sizin iç aksiyonunuzla demek ki bir kontak kurabiliyorum. İşte o da iç dramatik aksiyon.
Yani düşünmenin adı iç dramatik aksiyon. Düşün, mesela şöyle bir laf da var. Çok tanınmış bir oyuncu. Diyor ki ben sahnede 30. temsilden sonra rolümü oynarken evde anahtarı nereye koyduğumu bulmaya çalışabilirim oyun sırasında diyor. Yani iç dramatik aksiyonla dış dramatik aksiyon farklı hareket edebiliyor. Çünkü oyunu oynarken kaloriferden mi geliyor sesi? Ha, dışarıdan. Mesela böyle bir algılarınız açık oluyorsa hemen buna gidiyor kafa. Sahnede olursa insan merak ediyor onu. Sahnede değilse böyle sorabiliyor ama sahneden çıkınca da oradakine soruyor. Ne oldu dışarıdan gelen ses neydi? Değil mi? Kimisi de hiç yapmıyor. Böyle oyuncular da var. Çay var mı abi? Filan yapıyor. Arada da fark var. Ama hangisine sorsanız ne iş yapıyorsun diye sanatçıyım diyor. Şimdi böyle bir genelleme var mı? Yok. E peki ama biz de böyle bakıyoruz. İşte sevgili sanatçımız bilmem kim bugün geldiler filan diyoruz değil mi? Oyuncu desin. Yok, o zaman estağfurullah diyecek hoca çünkü. Yani bunlar, şimdi böyle düşünmediğimiz zaman da düşünüyoruz canım bir şeyler. Yani ama bunlarla uğraşacağım yani. Ben nasıl olsa işimi yapıyorum. Bir de bunlara beni şey yapmayın canım yani filan diyebilirsiniz. Yani çok iyi, ben de bir şey demiyorum. İstediğinizi yapın yani. Ama böyle düşünürseniz daha verimli, daha üretken, daha parlak şeyler çıkarabilirsiniz. Şaşırtıcı şeyler çıkarabilirsiniz. Ama tuhaf bir şekilde sanki bu istenmiyor gibi bir şey. Çünkü bu istenecek olsa bunun eğitimi verilebilir. Yani bütün dünyada uygulamalı eğitim aldı başını gidiyor. İngiltere'de 1936'da başladı bu. Drama in Education diye. Eğitimde drama diye. Yani teori bilgisini veriyor ama sonra onu rol oynama metoduyla, yani dramayla o bilgiyi yaşamda nasıl kullanabilirsini deneyimliyor, deneyim yapıyor. Şimdi o deneyimi yaptığı zaman kişi çok soğuk bir bilgiyi yaşamda nasıl kullanabileceğine dair fikir oluşuyor kafasında. Yaşamda nasıl kullanabileceğine dair bir fikir oluştuğu zaman pratikte onu başka bir alanda, bir üretimde yaratıcı bir dürtü, bir impuls olarak kullanabiliyor. Ama eğer ki onu pratikte nasıl kullanacağını bilmiyorsa uzun bir süre ustaların yanında çıraklık yapması gerekiyor. Bu çıraklık yaparken de ustanın onun kafasına bir tokat atması gerekiyor. Çünkü eskiler öyle yapıyorlarmış. Ben mesela öyle meslek okullarından yetişmiş araba tamircisi var. Çok iyi bir tamirci. Bana diyor ki, büyük bir firmanın başındaydı ama sonra firma da dağıldı. Artık diyor meslek okullarından iyi tamirci yetişmiyor diyor. Çünkü diyor meslek okulları şeyini yitirdi diyor. Yitirdiği için ben asla meslek okuluna gelen çocuğu almıyorum yanıma çırak olarak. Dışarıdan alıyorum, kendim yetiştiriyorum. Çünkü meslek okulundan gelen çocuk hiçbir şey bilmiyor diyor. Bir de hiçbir şey bilmediği halde tembellik yapıyor diyor. Şimdi onu mu yapacağım? Neden yapacağım diye sorular soruyor. Sonuçta ben ona servis yapmak zorunda kalacakmışım gibi bir duruma dönüşüyor diyor. Biz diyor eskiden kafasına bir şaplak atardık ve öğretirdik diyor. Şimdi ben şaplak atılmasını savunmuyorum tabii ki. Ama o kişiyi yapacağı işe motive etmeyi, o yapacağı işte başarılı olmayı onu onere ederek tam tersini yapabilirsiniz. Ama o zaman da ona mesleğini sanat olarak yapmayı öğretmeniz lazım. Bu şevki vermeniz lazım. Sanat kavramını yetersiz buldukları için Baumgarten isimli bir Alman hoca estetik kavramını icat ediyor.
ve sanatın bilimi olarak estetiği geçerliliğini savunuyor. Sanatın yani anlaşılmayan yönlerini çok daha iyi anlatsın diye. Fakat Bertolt Brecht işte tiyatrocu, sadece tiyatrocu olarak bilinir. Halbuki Bertolt Brecht hakikaten bir filozoftur yani. Tiyatrocu olunca filozof olamıyor çünkü biliyorsunuz. Değil mi? Tiyatrocuysa tiyatrocu. O oyuncu sen, burası tiyatro mu beyler? Burası Büyük Millet Meclisi yani değil mi? Öyle olunca tabii şimdi ciddi bir yerde tiyatrocunun esamesi okunmaz yani. Böyle bir anlayış da var bizde. Ama Brecht diyor ki sanat kavramının içeriğini bildiği için aslında estetiğe gerek var mıydı diyor. Çünkü şunu demek istiyor. Gerçi estetiğin olması da hiç kötü bir şey olmadı. İşte Lucas'lar, Kagan'lar filan çok iyi estetikçiler çıktı. Ama sanat kavramının adı altında sanki her şeyin o zaman beyinde bilinmediği için o bilinmeyen his dediğimiz şey neyse his gövdemiz mi içimize saklı olan başka bir canavar mı filan o yapıyordu değil mi sanatı? Şimdi o öyle denmiyor. Şimdi sanatı objektif tanımlamamız söz konusu. Yani beynin doğduğumuz andan itibaren hangi çevrede, hangi olanaklarla ne kayıtlar yaptığını bildiğimiz zaman o kayıtların bizdeki yarattığı dürtünün bizi üretime sevk etmesi, o üretime giderken de düşünceden fikre bir süreç geçiyor. O süreç içerisinde eğer fikre ulaşma heyecanı bizi enerjik bir şekilde oraya yöneltiyor ve arayışa yöneltiyorsa bu sefer eksik bilgilerimizi aramak, bulmak ihtiyacını hissediyoruz. Onları titizlikle tamamlaya fikri olgunlaştırıyoruz. Fikir olgunlaştığı zaman da onu ürüne dönüştürmek istiyoruz. Ama ürüne dönüştürürken de o fikri oluşturduğumuz mükemmellikte ürünü gerçekleştirmemiz gerekiyor. O titizlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de gerekirse gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Yani ona kendimizi adamamız gerekiyor. Şimdi bu sürece sanat deniyor. Onun için Rönesans görmüş toplumlarda sanat nedir diye sorduğunuz zaman onlar süreçtir der. Bizde de Allah sanat tarif edilmez filan dedi. Değil mi? Sanat nedir? Allah yani tarif edilmez filan. Elle tutulmaz filan. Şimdi böyle garip bir şey. Tabii tarif edilmez deyince çok büyüyor bu. Tanrısal bir şey herhalde. Bu kişi de herhalde şey dünyaya seçilmiş olarak gönderildi filan diyor. Şimdi mesela işte dindarlık, dindar olmamak bilmem filan gibi kavramların tartışıldığı yerde bakıyorsunuz yani yok abi ben dindar falan değilim diyen adam da bunu yapıyor işin matraktörü. Demek ki bu bir kültür oluşturmuş değil mi? Bizim ortaokulda bir biyoloji öğretmenimiz vardı. Dedi ki bir kabın içine su koyun dedi. Sonra üstüne sidik torbası diyorlar. Belki siz de biliyorsunuz. Oradan dedi bir şey geçirin dedi. Plastikle tutun bağlayın. Sonra güneşe koyun dedi. İki gün dursun dedi. İki gün sonra alın dedi. Mikroskopta onu inceleyin. İçinde hayat doğduğunu göreceksiniz dedi. Değil mi? İşte buna kültür denir dedi. Antropolojik tanımda da insanın hayata dair yarattığı her şeye kültür denir diyor. Başka bir sosyal tanımı da kültür bellektir diyor. Şimdi bütün bunlar esasında düşünce algoritmalarını oluşturuyor değil mi? Bunların sentezi de sanat zaten. Sanat illa resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık değil. Bu düşünce biçimi. Yani bu düşünce biçimi olmadığı zaman ürün çıkmaz çünkü. Fikri mülkiyet hakkı da bu. Yani mülkiyet hakkı değil mesela. Değil mi? Mülkiyet hakkı ise bitmiş eserin hakkı olması lazım. Neden fikri mülkiyet diyor? E tabii bizim sivri zekalı bir arkadaşımız adama bak ya fikri mülkiyet diyor. Fikri olan fikir soyut bir şeydir. Onun mülkiyeti mi olur falan diyebilir değil mi? Abi, hakikaten çok eğer sizde bir fikriniz yoksa adam haklı falan dersiniz.
Ne kadar zekice bir soru. Şimdi bunlar esasında evet bir zekâvet belirtisi ama şeyi temeli yok. Oturduğu bir yer yok. Bilgisi yok. Bilgisi olmamayı kamufle eden bir zekâvet. Yani kurnazlık diyebiliriz buna ancak. Abi olur mu öyle şey? Şimdi bu kurnaz akıl eğer yaratıcı bir akla evrilse çok şey üretebilir belki. Ama bu onu tatmin ediyor. Değil mi? Orada beş kişiyi güldürdüğü zaman filan dışarı çıkıyor. Hadi arkadaşlar boş ver ya oradan takılacağız biz filan dediği zaman popüler bir ortam yaratınca mutlu oluyor adamcağız. Öbürleri de diyor ki ama bak bu böyle yaptı da ben yapamadım filan diyor. Arada parlak fikir üretme peşinde koşan zaten bunlara hiç uğraşmıyor. Ben de matrak bir şeydi bunları uluslararası alanda zaman zaman burslu gittiğim geldiğim zamanlarda adım adım kendi yaşantımdan da örnekler bularak hatta yapılmasını komik bulduğum şeyleri kendimin de yaptığımı hatırlayarak test ettim. Bu zekâvetleri ben de yaptım yani zamanında. Bu komiklikleri, olayı yani taca çıkarma şeylerini. Bu da olur mu abi? Fikrin de mülkiyeti olur muymuş ya? Bardak mı lan bu fikir diye. Bardak nasıl ortaya çıkıyor peki? Değil mi? Bardağın da bir fikri var. Fikir sonra prosesinde çıkıyor ya. Şimdi bu bir düşünme biçimi. Yani o zaman içinde bulunduğumuz her milenyum, milenyumun içinde bulunan her 100 yıl, her 50 yıl, her 10 yıl birer değişim noktası değil mi? Bunun da farkına varmamız gerekiyor. İşte proses bu. Bu değişimde biz yani evet mağara devrindeki adamı inceleyip onun buluşlarını ve sanat kavramının onun beynindeki merakla oluştuğunu sonra o merak kavramının efendim, sol beyne gidip oradaki analitik düşünceyle buluştuğunu sonra oradan 100 milyar nöronla bir fikir ürettiğini düşünüyoruz. Bugünkü kafayla ama bunu da yeni başladık düşünmeye. O zamanki adam böyle bir şeyle alakası bile yoktu. Ama dönüp de hep onun doğrularını sadece tek doğru varmış gibi süreci düşünmeden onun doğrularını doğru kabul etmemizin de bir anlamı yok değil mi? O süreç sürekli değişim gösterdi ki biz bugün Elon Musk'la birlikte Mars'tan arazi satın alabiliyoruz yani. İşte sanat kavramını böyle anlayalım diyorum. Şimdi bana soru sorun. Esasında sanat bu demek değildir, resim, heykel, tiyatrodur deyin. Diyen var mı? Olmadı. Ne oldu? Evet yani hakikaten bu konuda o zaman şöyle konuşalım. Çünkü yani biraz önce sizin beni sıkıştıracağınızı bekliyordum ben yani buradaki konuşma öyle motive olmuştu. Ben bir sorun bir yazınızda şey diyorsun hani yaşamak aslında bir sanattır yani o şekilde yaşamamız gerekiyor. Yani aslında sizde demek ki bir farkındalık oluşmuş ki bunu yaşamış şekilde aktarmayı, hani yaşamınızı bu şekilde devam ettirmeyi seçmişsiniz. Hani siz hayatınızın hangi noktasında böyle bir farkındalığa eriştiniz? Hani ondan sonra süreçte hayatınız ne değişti? Şimdi ben siyasal bilgilere kaydolmuştum önce. Fakat konservatuar tiyatro sınavına girdim. Biraz da yaşım 6 ay bine geçmişti filan. Onun için üstün yetenek sınavına girmem gerekiyordu. Bakanlar kurulu kararıyla anlamak için. Pek de niyetim yoktu açıkçası. Ama işte siyasala kaydolurken, kayıt yaparken iki tane arkadaşım vardı. Onlar da sonra siyasaldan mezun oldular, büyükelçi oldular. Onlar okulda, lise çağlarımda tiyatro oyunlarında oynadığımı biliyorlar. Üstelik fen bölümünde okumuştum. Lisede de. Onlar illa konservatuar sınavına girmem. Yani beraber gitmiştik oraya. Ankara Devlet Konservatuarı'na. Girsene sınava dediler. Ben de
Girdim o sınava. Seviye sınavı deniyor. Kazanmazsam nasıl olsa kaydım var öbür tarafta diye. Fakat kazandım. Kazanınca da çok hoşuma gitti. Oradan diplomayı alıp buraya verdim ve demek ki kaydımı almış oldum. Parasız yatılı öğrenci olarak devlet konservatuvarına girdim. Girdiğim zaman yani biraz böyle garipsedim ben orayı. Çünkü totalde şöyle bir hava vardı. Herkes kendini farklı görüyordu ama bu farklılıkla ilgili düşünsel bir fikir ortaya atmıyordu da farklı davranmaya çalışıyordu. Ben farklı davranmak gibi bir hevesim olmadığını hissediyordum. Yani buraya gelip de masanın üstüne bağdaş kurup oturabilir mesela birisi, değil mi? Ben farklıyım diyebilirim. O beni mesela beni irite ediyor ya da ne bileyim bana yaratıcı bir dürtü vermiyor. Çünkü o anda tatmin olmuş oluyorsun. Değil mi? Belli ölçüde. Ben farklıyım bakın filan. Ya hakikaten farklı işte bu dahi filan ya. Bu dahiler böyle yapar filan diyor. Ama bu insanlarda travmaya yol açtı daha sonra. Bütün travma geçirenler farklı olduklarını ispat etmek için tuhaf şeyler yapmak zorunda hissettiler kendini. Yani karısını bıçaklamak bile dahiyane bir fikrin anlaşılmamış olmasından kaynaklanıyordu diyebiliriz belki bazı zamanlar, değil mi? Bu değildi yani. Sanat kavramının kaynağı bu değildi ve ben o oradaki ufak tefek lüzumsuz davranışları efendim oyun rol yorumlaması yapılırken orada da görmek istiyordum onun tezahürünü, karşılığını, değil mi? Mesela onu göremiyordum. E şimdi burada bu masanın şurada bardakları ittirip oraya bağdaş kurup oturan, hadi bakalım bana ne soracaksanız sorun diyen bir kızımızın sahnede de inanılmaz şeyler yapmasını bekliyordum. Ama yapmıyordu. Aksine çok sıradan şeyler yapıyordu. Tamamen ezberini geçiyordu mesela. O ilkokulda ben de mesela ilkokul, ortaokul, lisede böyle haberi törenlerde şiir okutulurdu, değil mi? Ben de kendi şiir okuduğum çocukluk fotoğraflarıma bakıyorum. Heyecanlanmışım. Böyle kollarım kasılmış. Şiiri de ezberlemişim. Aman hata yapmayayım diye bir solukta okuyayım diye bakıyorum. Ama o dönemi geçirdim. Dolayısıyla oyunculuk üzerine, işte sanat felsefesi üzerine Ankara Devlet Konservatuvarı çok iyi bir kütüphanesi vardı. Orada bayağı kendimi bir şeyler okumaya verdim. Yani ben niye arkadaşlarıma böyle bakıyorum? Yoksa ben onları kıskanıyor muyum filan gibisinden kendimi eleştirmeye başladım. Bir öz eleştiri sürecine girdim. Ve bunu anlamak istiyordum yani. Haklı mıyım, haksız mıyım? Okuduğum kitaplara baktığım zaman bunlar yani ne kadar doğru olduğumu bilmediğim için bana verdiği fikirlerle doğru bir çizgi bulabileceğimi bana göstermeye başladı ve daha çok araştırıyorum. Bu sefer de oynadığım oyunlarda filan başarılıyım bir yandan. İşte yurt dışından konservatuara başka ülkelerden bazen işte gözlemciler geliyor, profesörler geliyor. Yani ne yapıyorsunuz filan diye. Hoca işte bu adam oyuncu değil de akademisyen olmalıymış filan diye. Şimdi akademisyen de olsam aynı problemi çıkaracaktım belki. Çünkü ezberci değilim. Yani akademisyen olsaydım da bu sefer yani Gombrich burada ne demek istiyor diye bunun tartışmasını yapacaktım. Mesela bir sanat tarihi profesörü bir arkadaşıma bir gün dedim ki Gombrich esasında işte mimarideki, heykeldeki akımları anlatmıyor. Gombrich esasında insanın evrimini anlatıyor dedim. Kızcağız şaşırdı. Hocam hiç böyle düşünmemiştim dedi. Bu kız yıllardır bilindik bir üniversitede sanat tarihi hocalığı yapıyor. Profesör. Şimdi yani bunlar demek onun anlattığı sanat tarihini dinleyen öğrencilerin acaba ne kadar vizyonu açılıyor? Ne kadar düşünceleri açılıyor? Sınava girdikleri zaman hocaların anlattıkları
ellerindeki kitaba da bakarak teyit edip belki soruya cevap veriyorlar, değil mi? Peki sonra ne kalıyor? Düşünce olarak. Yani algoritmaların beynin çalışmasında o bilginin, yani Einstein ne diyor? Bilim insana ne düşüneceğini, bilim sadece kendi başına var olan bir olay değildir. İnsanın düşüncelerine yardımcı olmak için vardır diyor. E biz düşünce üretmeyi bilmiyorsak bilimden nasıl yararlanacağız? Düşünce üretmek sanattır. Ama biz sanatı düşünce üretmek olarak anlamadık. Aksine resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık olarak anladık ve orada da defteri kapattık. Beni ilgilendirmiyor dedik. Ama karşısına bir tiyatrocu çıkarsa, hocam ben de tiyatrocu olmak istiyordum, ailem izin vermedi. Şimdi bu ne çelişki? Hani tiyatrocu sanatçıydı otomatikman, değil mi? O zaman sen de sanatçısın. Demek ki oyuncu olmak istiyorduysan sanatçısın o zaman. Ama o da değil. Çünkü her oyuncu da sanatçı olamıyor. Sanatçılık bir de çok uzun bir yolculuk. Yani Hipokrat, kimsenin kendisine sanatçıyım demesi söz konusu olamaz. Komik bir şey bu. Yani, değil mi? Ne yazık ki her şarkı söyleyen ses sanatçısı demesi. He, komik bir şey. Yani bu, işte Londra'da burslu gittiğimde ilk gitmek istediğim yer Yorkshire'di. British Council'ın şeyinde. Ben öyle liste çıkarmıştım. Çünkü York'ta John Hodgson diye bir hoca vardı ve doğaçlama konusunda dünyada birinci bir adamdı. Improvisation diye bir kitabı vardı. Creative Acting ve Improvisation diye. Sonra başka bir kitabını daha buldum onun. Bu Foyles diye bir kitapçı var Londra'da orada. O da şey, Drama in Education. Eğitimde drama. Şimdi bunları okuduğum zaman, işte Stanislavski'yi falan okuyorum mesela. Okulda ders olarak okutulmuyor, kendi kendime okuyorum. Stanislavski'yi biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Çünkü eğer oyuncu değilseniz Stanislavski'yi okumanıza gerek yok, değil mi? Halbuki var. Çünkü Shakespeare'in bütün dünya bir oyun sahnesi, perdeleri yedi çağ olan bu sahnede bütün insanlar birer oyuncudur felsefesinden yola çıkarsanız, bir herkes kendisinin bir oyuncu olduğunu fark edip Stanislavski okumalıdır. Thomas Merton isimli bir Amerikalı filozof Shakespeare'in bütün dünya bir oyun sahnesi lafını, yani bütün insanlar da oyuncudur lafını kendisine, kendi felsefi düşüncesine tema olarak alan bir kişi. Buna Türkiye'de Amerikan sapması dendi. Daha sonra şimdi kabul edildi. Şimdi böyle bir de hani bir şeyi ilk duyduğumuzda hemen sapma diyoruz ona, değil mi? Yanlış diyoruz. Bu nereden çıktı diyoruz. Uyduruyor diyoruz filan yani. Bir müddet sonra bakıyoruz dünyanın gelişmesine. Ha bu bunu demek istiyormuş filan diyoruz. Yani neden bu? Demek ki bir ön yargımız var. Yani ön yargılarla hareket ediyoruz. Onlar da öğrenilmiş yanlışlıklar belki. Öğrenilmiş yanlışlıkları ön yargı olarak benimsiyoruz, kurumsallaştırıyoruz. Sonra da yeni, yani çoklu düşünceli ortaya çıkmış bir fikirle karşılaştığımız zaman da bu ne saçmalıyor diyoruz. İlk tepkimiz bu oluyor, değil mi? Sonra karşı taraf bunu anlattığı zaman, ha belki diyoruz. Sonra zamana bakıyoruz, zaman bunu anlatıyor bize. Ama o zamanı da kaybetmiş oluyoruz. Evet, bu yapay zeka döneminde sanat kavramını bizim yeniden anlamamız gerekiyor. Yani resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık yeterli değil. Yani arkasına gelen sinema, fotoğraf ve spor 9 yaptı. Yakında gastronomi gelecek, 10 olacak. Tasarım gelecek, 12, 11, 12 olacak, 13 olacak, 15 olacak, 20 olacak, 30 olacak. Belki bir gün gelecek, aa bütün hayat sanatmış filan denilecek, değil mi? Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabından önce başka bir kitabı var. İnsanlığın Kısa Tarihi kitabın ismi. Ve orada Gombrich insanlığın tarihinin hepsinin sanat olduğunu söylüyor. Çünkü süreç ve ürün, her birisi süreç, ürün, süreç, ürün, süreç, ürün, değil mi?
Süreç ürünü belirliyor. Ürün yeni süreci belirliyor. Yeni süreç yeni ürünü belirliyor ve bu değişim böyle gidiyor ve Gombrich de işte bütünü bunun sanattır diyor. Aslında bir enstalasyon gibi. Zaten onlar esasında onun yansıması. Ama mesela Doktor Bernard'ın kalp nakli de onun yansıması. Hepsi. Biz mesela şimdi bizim böyle fazla bu konularda düşünmeyen bir ressam arkadaşım. Bu ressamlar çünkü çok kavgacıdır biliyorsunuz. Ona deseniz ki kardeşim insanlık tarihinin zaten bizzat kendisi sanattır diyor. Yok abi olur mu filan diyebilir. İşte tasarım sanat değildir dediği gibi. O kadar emin söylüyor ki bu. Neye göre bu kadar eminsin diyorsun. Hocam diyor altı ana sanat dalı var zaten. Yani klişe bunlar değil mi? Evet ben demiyorum ki allak bullak edelim. Yani iki kere iki beşi kabul etmiyorum mesela. Çünkü iki kere iki beş disiplinsizliği doğru kavramının iyiliş edilmesini temsil ediyor bana göre. O zaman ne istersen yap anlamına geliyor. Halbuki iki kere iki dört belli bir takım matematik problemi olarak görüp hayatı bilgiye ulaşmada matematik esasında doğruları bulma yöntemi olarak kabul ediliyor. Yani hayatta doğruları bulabilmek için matematik formüllerinden yararlanabilirsin. Demek matematik buna hizmet ediyor. O zaman Orta Çağ'da yedi sanat dalı diye bir kavram var. Yedi öz sanat dalı. Duydunuz mu bunu hiç? Yedi öz sanat dalı diye bir şey. Duyan var mı? Evet. Öz. Biliyor musun? Nereden? Dinledim sizi. Beni mi dinledin? Sen alepsin ya. Vallahi. Harika. O zaman hadi sen söyle. Yedisini hatırlıyorum. Matematik, geometri, mantık, felsefe. Bir tane değişik bir kelime vardı. Onu tam hatırlayamıyorum. Yetişim meraklıydı galiba. Şey, gramer. Ha, gramer var. Bir de belagat. Evet, evet o var. Şimdi bakın, Orta Çağ'da, tebrik ederim o da. Orta Çağ'da sanat bu yedi disiplin hakkında fikir sahibi olarak ancak gelişebilir deniyor. Yani resim, heykel, tiyatroyu asla kapsamıyor. Çünkü fikir üretecekseniz bunlar ne? Geometri, matematik, belagat. Belagat. Neden? Belagatla ne alakası var şimdi? Çünkü kendini ifade etmek için, doğru kelime seçmek için değil mi? Güzel konuşma sanatı belagat. E mantık? Mantık, biz mantığı yerin dibine sokmadık mı bir zamanlar? Sizin döneminizde oldu mu hiç bilmiyorum. Benim dönemimde oldu. İşte bir atın gözü körse öbür atın da gözü kör. Kör kör iki kör atın gözü kör. Aman abi ya ne biçim saçma zaman bir şey bu ya. Boş ver uğraşma bununla diye. Kullarda literatürden kalktı zaten. Kullarda mantık derdi evet. Vardı eskiden. Evet. Büyük ihtimal sizin döneminizde vardı. Vardı bizim dönemimiz. Sizin döneminizde yoktu tabii. Felsefe kalktı. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi geri dönüyor. Yani biz mantığı komik bulmaya başlamıştık. Yani lise çağlarımızda hocaya da söyledik. Hoca da bunun aksini ispat ediyor. Haklısınız çocuklar falan diyordu böyle. Ne kadar baskın çıkarsanız hoca haklısınız diyordu. Yani. Değil mi? Felsefe de açtı ama bir işe yaramıyor. Şimdi bu demek ki düşünme diyor. Yani herkes bunu kabul etmiş. Düşünmeyeceksin. Yaratıcı olmayacaksın. Sıraya gir. Sana ne diyorsa onu yap. Değil mi? Fazla bir ortalığı karıştırma. Karıştırmak gibi ya karıştırmıyorum ben. Aksine hayat gelişsin istiyorum. Daha güzel şeyler olsun istiyorum değil mi? Niye buna karıştırmak diyorsun ya? Peki öbürü nereden çıktı? O zaman insan kuşkulanmaya başlıyor. Demek ki bize böyle bir rol biçildi falan diye noktasına geliyorsun değil mi? Yani 1968'de söylenen sözler o zaman müthiş bir politik suç teşkil ediyordu. Şimdi onların hepsi neredeyse en olağan şeyler haline geldi. Yani Türkiye'de köy öncülerin kapatılması korku, yani Türkiye'ye köy öncülerin varlığı bir korku yaratıyordu sanki değil mi? Böyle korkunç bir şey, devlet, millet mahvoldu falan diye. Sonra bir anlıyoruz ki bütün dünya esasında bu metodu kullanıyor. Japonya savaştan çıktıktan sonra bu metodu kullanıyor. İngiltere 1936'dan beri Drama in Education'da bunu kullanıyor. Avrupa'da Montessori metodu bilmem ne varsa işte Montessori Türkiye'de de yeni bilindiği için söylüyorum. Daha başka bir sürü metot var.
Bunlar kullanılıyor. Uygulamalı eğitim yani. Dünyada bu kullanılıyor. Bizde ezberci eğitim kullanılıyor. John Major İngiltere Başbakanı olduğunda bir dönem uygulamalı eğitimi bıraktı. Ezberci eğitime geri döneceğiz dedi. Bir yıl İngiltere ayağa kalktı. Çünkü ezberci eğitim o kadar yadırgattı ki onları. Hayata bakamadılar yani. Biz ezberci eğitime karşı hiçbir tepki göstermedik. Hani ne denirse yaptık üstelik. Bu konuda görüş belirten birileri çıkarsa da bunların zararlı adamlar olduğuna karar verdik. Evet, daha yani konuştukça konuşurum. Sizden soru gelsin isterseniz. Evet. Yani bir 15 dakikamız kaldı. O zaman soru var mı? Çok keyifli. Bir kere kendinizin sanatçı olduğunuzu kabul edin. Kesinlikle evet. Ekip olarak. Böyle bir gün içinde çok farklı rollere girdik. Rol oynamak yalancılık değildir yani. Bir dakika. Girmek zorundayız çünkü yani. İş almaktan başlıyor finale kadar yani tahsilat dönemine kadar farklı rollere girebiliyoruz. Girmek zorundayız. Tamam ama rolünüzü çizmiş olduğunuz yol haritasındaki misyona göre gerçekleştiriyorsanız ne mutlu. Evet. Başarı bence. Evet, tabii. Şimdi enteresan bir şey anlatayım. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili biraz önce bahsediyordunuz. Biz de işlerimizde sözleşmeler karşımıza geldiği zaman fikri mülkiyet hakları devri diye bir şey söz konusu. Karşı taraf bu ne önünü açıyor? Sizin tamamen bu proje için oraya özel, o yere özel ürettiğiniz o fikri alıp ben her yerde kendi fikri gibi tabii. Kullanabilirim diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Biz oraya özel bir şey yapıyoruz. O coğrafyaya özel, o iklime özel bir şey yapıyoruz. O diyor ki karşımıza gelip ben bunu her yerde kullanabilirim. İstediğim gibi de revize ederim. Şimdi biz mesela bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Oyunculukta mesela sizin hani bir kendinize has bir şeyi satın alabilme hakları var mı? Türkiye'de yok ama var. Bir şeyler anlatırım. Evet. Burada mesela böyle bir şey oluyor. Biz bunu katiyen kabul etmiyoruz. Birincisi zaten bu tasarıma karşı olan hassasiyetimizden kaynaklı. Çünkü her bir projede birbirini kopyalamak çok basit bir şey. Ama oraya özel bir şey yaratmak zaten CD'nin farkını ortaya koyan bir şey ve Gökhan Avcıoğlu'nun. Onun haricinde Türkiye bu konuda hele ki mimariyle çok hassas. Bu dönemde sizin en küçük bir tasarım değişikliğiniz geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem konusunda mesela çok büyük sıkıntılar yaratabilecek bir şey ve Gökhan Bey bu konuya o kadar hassas ki ama bizim karşımıza sizin fikrinizi satın alıp her şekilde her yerde kullanabilme hakkını size teklif ediyor ve bunu aslında sözleşme yapıp size imzalatmaya çalışıyor. Ama imzalasınız bile İnsan Hakları Mahkemesi'nden bunu bozarsınız evet. Biliyorsunuz. Ama bizim artık hani çalıştığımız firmalar falan bu konuda artık var ve bu konuda tevazu göstermiyor. Yani hem akademi arkadaşlarımız birazcık daha iş geliştirme olarak resmi tarafında olduğumuz için bu konulara birazcık daha hakimiz. Katiyen bu konuda hiçbir şekilde. Çünkü sizin fikriniz oraya özel yaptığınız bir şey ve bunun devre ve kişiye kullanım hakkı açmak demek sizin fikrinizin kötüye kullanılması anlamına da gelebilir.